Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27'de 27 maçındayız. Rahati MH diye biri geldi. 65 galibiyet oranı var. Biz de şu anda 26'da 26 durumdayız. 27. maçımıza çıkıyoruz kardeşlerim. İsterseniz gelin bir oyun planına bakalım. Neler yapmamız gerekiyor? Richarlison yükselişte gelmiş. Şöyle başlayacağım. Barrios'ta başlayacağım. Ve Çakıl'ı oradan gideceği için hemen Barrios'a Çakıl'ı vereceğim. Diğer Çakıl'ı'ya Havertz'e veriyorum. İki kontra hedefi Mbappe ve Gabriel Jesus olarak görünüyor. Bilginiz olsun. Onun dışında hücuma katılacaklar da Varane ve Patrick Vieira olarak ayarlanmış durumda. Bakalım maçımız ne olacak. Evet arkadaşlar, bayağı yukarıdan bir görüntüyle başlıyoruz. Barcelona'nın stadında rakibimiz güçlü bir rakip. Ama kendimize güveniyoruz. Bakalım bu serimiz devam edebilecek mi? Bağlantımız iyi olsun. Gerisinin hiçbir hükmü yok bizim için. İlk daha baskı bizden, Barrios'un ayaklarının tarak kemiğine çarpan top ve top taca çıktı. Şimdi rakip atakta, aldık topu Havertz'te. Şimdi pasımızı verdik. Gabriel Jesus. Tekrardan pas geçmedi. Orta sahada dikkatli olmamız gerekiyor. Yine verecek. Aldık. Varane ortaya döndü. Şimdi Havertz pasını verdi. Mbappe olmadı. Arkadaşlar sakin olarak başlarsak, evet süper. Ortada, harikasın. Verdik pası. Şimdi güzel bir pas. İçeriye girdik. Ah, son anda. Son anda bir müdahale verecek oraya. Fark ettim vereceğini ama alamadım arkadaşlar. Sakiniz. Defansı iyi yapmamız gerekiyor. Güzel. Beckenbauer'a çarptı. İki bacağından birine çarptı arkadaşlar. Top taca çıktı. Şimdi kanatları kullanan adamlar her zaman sıkıntılıdır. Aldık topu. Pası verdik. Pas. Süpersin Patrick Vieira. Neymar'a top vermemen gerekiyor diye düşünüyorum. Sakin. Evet, kademeye girdik. Problem yok şu anda. Harikasın. Güzel pas. Geçti. Şimdi 2'ye 1. Pas. İyi ki geçmedi, offside olacaktı. Pasımızı verdik. 2'ye 1 yapacak. Ronaldo. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. 1-0 oldu. Gabriel Jesus attı. Arkadaşlar gerçekten karşı karşıyalarda inanılmaz bir şekilde kendimi geliştirdim. Karşı karşıyaları çok iyi yapıyorum. Ama gerçekten de hala güçlü bir rakip. Ne olacağı belli olmaz. Defansta iyi başladık. Takımı şimdilik full geri alıyorum. Çünkü santralarda gol yeme oranı çok yüksek biliyorsunuz. Artık evet, bunu geçiştirdikten sonra takımı tekrardan orta seviyeye alıyorum. PES Ligi oyuncuları genelde bunu yapıyor. Ve faydasını görüyorlar. Takımı tekrardan ileriye aldım. Ah, bir anda geçebilirdi. Sakiniz. Girdim kademeye. Varane. Ortaya döndük. Şimdi güzel. Ah Havertz. Neden böyle yapıyorsun Havertz? Kötü yakalandık. Sakin. Aldık topu. Koulibaly. Şimdi pas. Güzel. Barrios. Pasını verdi. Mbappe. Gabriel Jesus ama olsun. Moral bozmak yok arkadaşlar. Patrick Vieira dikkat. Aldık topu. Şimdi güzel bir pas. Ortaya, harikasınız. Şimdi gidiyoruz. Orta sahada biraz uyumu sağlayamadık ama illaki bir şeyler yapacağız. Harika. Gabriel Jesus. Son anda müdahale. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galibiyet oranı iyi bir rakip. Eyvah, çok iyi kaçırdı. Çok iyi kaçırdı, geçmesin. Varane vurdu. İlk Varane oldu arkadaşlar. Yoksa rakip vuracaktı. Ortaya dönecek. Sakiniz. Defansı iyi yapmamız gerekiyor. Hayır. Olamaz. Olamaz. Kaleci Donnarumma. Adamsın, senin sözleşmeni. Bir 10 maç daha yükselteceğim kardeşim. İyi bir performans ver. Çünkü son dönemlerde gerçekten çok kötü kurtarışlar yapan kaleci bir anda bok çuvalına dönüştü arkadaşlar. O yüzden biraz... Aha. Sakin. Aldık. Hadi artık. Arkadaşlar ileri hatta bir türlü o üçgenleri kuramadık. Ama en azından... Çok güzel geçti. Uzaklaştırdık. Şuraya döneceksin. Barrios aldı. Bir de foul kazandı. Ortaya. Pas. Güzel pas. 2'ye 1. Abi bir türlü geçmedi ya. Patrick Vieira. Tekrardan. Geçmiyor. Arkadaşlar şu anda defansımızla
Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaleci çıktı. Donnarumma adamsın. Adamsın. Önünden geçiyor kardeş. Bas. Çok güzel. Abi içlerinden geçti ama ya. İçlerinden geçti. Ama ya şu anda ileri hatta bir türlü bir şey yapamıyoruz. Ve şu an bir birlik sonuç bile iyi bir sonuç bence. Attık pasımızı. Gabriel Jesus. Pasını verdi. Mbappe önünden kaydı gitti top. 1-1. Kontrollü olduğumuz sürece bir şeyler yaparız arkadaşlar. Ah. İçeride boşluk. İçeride boşluk. 2-1. 2-1. Takımı bir tık ileri almayacağım. Haftalık puanım da çok iyi. O yüzden arkadaşlar kesinlikle sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Şimdi Ronaldo ortada, inanılmaz bir kalabalık var rakipte. Onu ikinci yarı aklımda bir fikir var. Eğer üçü yemezsek onu deneyeceğim. Verdik. Güzel pas. Tekrardan. Ah geçmedi. Uzaklaştırıyor. Takımı şimdilik bir tık ileri aldım. Beckenbauer. Koulibaly'yi atağa kaldırdık lan. Ama bu gerçekten iyi bir fikir değildi sanırım. Uzun gönderdi. Kamara indirdi. İlk yarıda son anlar. At yavrum hadi ya. 2 saat bekleme ne olur. Basın. İlk yarıda son anlar. Verdik. Çok güzel. Havertz. Havertz. Sert bir müdahale. Aha. Devam ediyor. Havertz vurdu. Allah. Mbappe. Gol. 2-2. Top ağlarda. Orada kaydı ve avantaja bırakması çok ilginç oldu arkadaşlar. Gerçekten belki yani momentumdan dağıtmış olabiliriz. Bilmiyorum. Genelde 45 artı 2'lerde ve 90 artı 2'lerde falan çok gol oluyor. Ama en azından 2-2'lik beraberliği sağladık. Yine kontrollü oynayacağım. Çünkü ne olursa olsun haftalık puanım çok yüksek. Onu da kaybetmek istemiyorum ama bu paslar böyle olmazdı genelde. Sakin. Güzel versin. Yalnız Havertz gerçekten, tabi sonucunu bilmiyorum maçın ama bizi ipten almış olabilir inceden. Ona vermemesi lazım. Ne oldu? Öncesinde herhalde Messi'ye yapılan bir faul var. Donnarumma kaleye vurursa oradan yemez diye tahmin ediyorum. Neymar içeriye iyi kesecek. Orta Havertz vurdu ama Havertz öyle bir vurdu ki. Havertz öyle bir vurdu ki tam adamın üzerine. Ve korner. Bakalım inşallah korner taktiği yoktur. Sıkıntı yaşamayalım. Bir adamı öne çeker gibi yaptı. Bakan Bauer sen de gir şuraya. Sakin. İndir artık hadi. İndir. Şut kötü bir şut ya. Ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. 60. dakikada oyuncu değişiklikleri vesaire de yapacağız. Şimdilik hakikaten 2-2 olduğu için şanslıyız. Evet sakin. 52. dakika. İndirdik. Barrios. Ver kanada. Varan. Ortaya döndük. Şimdi Patrick Vieira. Pasını verdi. Güzel pas. 2'ye 1 yapacak Ronaldo. Yani tıklıyorum ama maalesef geç adapte oluyor nedense. Dikkat. Aman diyeyim ha. Aman. Güzel pas. Koy omzu. Aha karışır. Karışır. Galiba bizim kaleye doğru karışacak arkadaşlar. Ortaya döndü. Eyvah. İçerisini tuttum. Allah'ım. Hayır. Ya. Arkadaşlar gegenpressi açacağım. Yapacak bir şey yok. 3-2 yenik durumdayız ve şimdi gegenpressi açacağım. Ne yapabiliriz? Havertz'i çıkaracağım. İleride şu anda Barrios göbek orta saha oynayabiliyor mu ona bakacağım. Oynayamıyor. Richarlison'u alacağım. Ve
Evet, Alaba. Üçünü de ileri götüreceğim çünkü gegenpressi açacağım arkadaşlar ve takım bir tık ileri alacağım. Mecburum, yapacak bir şey yok. Bakalım buradan bu maçı çevirebilecek miyiz? Rakip de büyük ihtimal takımı bir tık geri alabilir. Bakacağız şimdi duruma göre. Şimdi Alaba pasını verdi. Güzel pas. Mbappe. Mbappe kaleci. Belki de gerçekten bir geri dönüş olabilirdi bu. Basıyoruz. Uzun gönderdi. Beckenbauer. Eğer sakin çıkarsa şu anda rakip gerçekten iyi pozisyonlar yakalayabilir. Alaba. Sakiniz. Çok güzel geçti. Pas. Ve 4-2. 4-2 formayı çıkarır abi, adamın hakkıdır. Ah ah ah. Arkadaşlar gerçekten yapacak bir şey yok. Ama son ana kadar asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz tabii ki de. Verdik. Sakin. İndirdik. Richarlison pasını verdi. Mbappe. Mbappe. Neymar. Ah ah ah. Erken bulacağımız golle belki beraberlik olabilir mi düşüncesindeyim. Uzun gönderdi. Kale sakin. Adam hakikaten çok soğukkanlı hacı. Yemin ederim. Takımı full ileri alıyorum. Yapacak bir şey yok. Richarlison. Verdik. Şimdi 4-3 oldu. 72. Full ileri aldım. Şu anda baskı sonuç vermesi gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi birlikte göreceğiz. Basıyoruz. Bu arada ileri varan gitmiş. Sakin. Sakin. Kaçırma onu. Tamam, problem yok. Gitsin. Abi offside. Güzel. İyi yırttık offside'la. Arkaya dönse bir gol daha atabilirdi. Ben yine yerden başlama taraftarıyım. Oğlum hareketlere. Güzel. Beckenbauer. Alaba. Oralar çok önemli. Evet, koydum omzu. Ya Varan. Ah Varan ah. Ortası boş. Offside yok. Kaleci adamsın. Attık. Bir pas daha. Doğal, yaptığı foul doğal arkadaşlar. Şimdi attık. Ah geçmedi. Geçmedi. Bakın Bauer. Biz de bari bir taktik foul yapalım. Çünkü Bakan Babur çok yoruldu arkadaşlar. 4-3 gerideyiz. Ortaya bir yere mi atacak? Ne yapacak ki? Bu nedir ya abi? Bu nedir Allah'ını? Bu nedir ya? Bu nedir ya? 5-3. Bütün umutlarımız gitti. Bu serimiz de burada bitiyor maalesef. Ama emin olun ki çok daha büyük seriler için elimizden geleni yapacağız. Fakat ciddi anlamda ilginç şeyler oldu maçta. Yani şu olacak işte şunlar. Takımı tanıyamadım resmen ya. Attık pası. Şimdi attı. Mbappe. Mbappe. Mbappe 5-4. 5-4 ama ya bir tanesini yemesek belki çevirebilirdik bile ya. Basıyoruz. Uzun gönderdi. Ya Koulibaly. Ortaya. Yani hakikaten takımı tanıyamadım ya. Bakın abi hiçbir pas geçmedi. Neden böyle oldu? Neden? Belki en azından bir puan için, yani
kaybetmemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Attık pası. Şurada geçti. Pas. 2'ye 1 yapacak. Şimdi Neymar. Pas. Mbappe. İndirdi. Ronaldo 5-5. Ronaldo 5-5. Çok şükür şu anda takımı arkadaşlar bir tık geri almak zorundayım. Seri önemli değil. Haftalık puanda şu anda liderliği kovalıyoruz. O yüzden ne olursa olsun böyle yapmak zorundayız. Bitti takım. Resmen bitti benim ya. Foul değil mi? Hemen gönderdim. Şimdi. Ah ah ah. Arkadaşlar seri bitti. Gerçekten hile hurdayla yaptığımız seri yine gitti. Ama problem değil, biz bunu çok yapabiliyoruz. Hiç problem yok. 2 günde yaptığım seri bu arkadaşlar. Emin olun yine sıfırdan başlayacağız ve yine 25 maçın üzerine çok rahat çıkacağız, göreceksiniz. İyi ki varsınız. Maçları bu arada özet şeklinde atmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, bay bay.